Selamlar. Yeni bir yayında yine karşınızdayız. 24 Nisan 2023 Türkiye seçim heyecanına iyiden iyiye girmiş durumda ve de artık Ramazan da bitti, bayram da bitti. Önümüzde herkesin konuştuğu tek bir konu var. Bu seçim ne olacak? Sağda, solda, Atina'da, uçakta, yerde, her yerde bana bunu soruyorlar. Çeviriyorlar. Sence ne olacak? Abi diyorum, ne bileyim bence ne olacak? Kimse bilmiyor diyorum şu anda. Eminim bu sorunun cevabını en çok bilmek isteyen de şu anda yarışan Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'dur diyorum. Hafta sonunu Atina'da geçirdim. Çok da güzel bir otelde kaldım, tavsiye ederim. Ben hep gittiğimde, tabii biz haberci olarak bir yere gittiğimiz zaman genelde işte ya bir felaket var ya bir sıkıntı var. Hep öyle bir ortamın içindeyiz. O yüzden çok turistik yerlere gidemiyorum. Atina'nın merkezinde kalıyorduk. Bu sefer ilk kez biraz dışında kaldık. Ama tabii maviyi aldım, bir Akropol'ü gösterdim. ChatGPT ile gezdik. Rehberimiz ChatGPT'ydi. Hasan var biliyorsunuz. Herhangi bir işiniz düştüğünüzde muhakkak Atina'da Hasan'ı arayabilirsiniz. Ama bu sefer Hasan meşguldü. Bir Türk grubunu gezdiriyordu. Biz de gezdik. Gerçi müzesine gidemedik ama şuna dikkat ettim. Abicim servis o kadar ağır ki yani gittiğinizde aklınızda olsun. Mesela ben azarı yedim oturdum. Akropol'ü dolaştık. Artık susuzluk içinde bir restorana oturduk. Dedim ki ya işte hani tam kadıncağız şeyleri koydu, çatalı bıçağı. Bir su alabilir miyiz dedim. Döndü bağırdı bana. Daha yeni oturdum bir dur diye. Tamam dedim, ben bir daha hiç sesimi çıkartmayayım. Sustum kaldım yani orada. Tabii ben burada burayı gezerken İstanbul'da da farklı olaylar gelişmiş. Gördüğüm kadarıyla özellikle toplu taşımanın bedava olması memlekette milleti vatandaşla buluşturuyor. Öyle bir manşet vardı, gazetecilikte gösterilir. İşte millet plajlara hücum etti, vatandaş denize giremedi diye. Millet İstanbul'a hücum etti, vatandaş şaşkınlıkla baktı buna. Pek çok kişi Allah Allah bu nasıl bir manzara diyor. Hatta inanmakta zorlanıyorsunuz. Vay anasını diyorsunuz ya. Ama hava güzel bir. Zaten bayram gelmiş iki. Bir de zaten her şey bedava olunca insanlar da doğal olarak gelip görmek istiyorlar yaşadıkları bu cennet şehri. Çünkü öyle bir araştırma okumuştum. İstanbul'un %5'i Boğaz'ı görmemiş. Yani İstanbul'da yaşıyor da fabrikada çalışıyor, şeyde çalışıyor. Ve de bu şeylerde, fırsatlarda çok şey. Benim böyle bir adada, mesela Büyükada'da yaşayan arkadaşlarım var. Bunlardan çok rahatsız oluyorlar. Ya bu millet buraya yığıldı diyorlar. Ya kardeşim yığılacak yani. Fakat ilginç şeyler de yaşanıyormuş. Orada İstanbul'dan göç eden bir Hristo abimiz ilginç bir şey anlattı. Kınalı Adaya insanlar akın ediyorlarmış. Gidip mesela insanların evinin bahçesine girip mangal yapıyorlarmış. Adamlar da diyormuş ki ya kardeşim burası bizim mülkümüz. Yani girmeyin, park orada, deniz kenarı orada. Siz zaten hep burada oturuyorsunuz. Ara sıra da biz gelip yapalım diyorlarmış dedim. Pişkinlikte bir üst level yani hani. Velhasıl bu görüntüleri herkes konuştu. Bence ben sevindim yani İstanbulluların bu vesileyle İstanbul'u gördükleri için. Ve de gerçek halimiz bu. Tabii biz bütün bunları yaparken Kenan Taş nerede diyeceğim sizlere. Kenan Taş dönmedi. Biz gördüğünüz gibi çocuk işçi olarak döndük, çalışıyoruz. İşimizin başındayız. Kenan Taş ise şu anda İtalya'da, Sicilya'da ve de Palermo sokaklarında turluyor. Bakar mısınız? Şu anda canlı yayındayız yani. Kenan, hayat çok zor ya senin için de gördüğüm kadarıyla. Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Sicilya'ya geldik Cüneyt Bey. Bayram tatilini fırsat bildik. Biliyorsunuz hem deprem hem de seçim geliyor. Böyle bir nefes alalım diye. Sicilya adasını boydan boya dolaşıyoruz arkadaşlarla. Şu anda da Palermo'dayız. Palermo buranın en büyük şehirlerinden birisi. Ve inanılmaz kalabalık. Acayip bir kalabalık var. Bilmiyorum neden böyle kalabalık. Çok Türk var mı? Vallahi hiç Türkiye denk gelmedim Cüneyt Bey. Yani açık söyleyeyim normalde Roma, Barcelona gibi böyle Avrupa başkentlerinde Türkler akın akın devam ediyorlar ama burada hiç Türkiye denk gelmedim. Çok acayip ilginç bir şekilde. Evet. Peki Kenancığım, bir an önce bekliyoruz seni Türkiye semalarına. Kolay gelsin. Arkadaşlarına da çok selam söyle. Bizim için de otur bir tane güzel bir kahve iç orada. Teşekkürler. Ama Görüşürüz. Kafe Corretto iç, Kafe Corretto.
Café Corretto nedir bilmezsin sen şimdi. Sor orada. Ben de Café Corretto içmek istiyorum. Hadi görüşürüz Kenancığım. Görüşmek Evet. üzere. Kenan Taş'ı orada bıraktık. Biz önümüzdeki işlere bakalım. İlk olarak iyi bir haber var. Deprem yayınlarında hatırlarsanız Eylül Su'yla ve Hüseyin ve Hasan'la karşılaşmıştık. Canlı yayında denk gelmiştik ve ikisinin de eğitim masraflarını Türkiye'nin tanınmış isimleri karşılamaya karar vermişti. Sevgili Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli ilk olarak ikizler ve Eylül Su bizde demişlerdi. Sonradan da Berfu ve Eser Yenenler çifti bu işe el atmıştı. Ben şöyle bir endişe duymuştum. Ya tamam mı biz demiştik ya bu simgesi olarak başlıyor bu. Umarız bunun daha kurumsal bir şekilde evrilir, o gider diye. Hem Eser hem İlker Kaleli bu işi kendilerine iş edinmişler. O bizim canlı yayını unutmamışlar, canlı yayınları. Ve de bunu Tev ve Ted'le bir elimden sen tut Afetzede öğrencilere destek seferberliğine dönüştürmüşler. Yani daha kurumsallaştırmışlar. Eser de duyurdu bunu kendi sayfasından. Instagram'da ben de paylaştım. Çok çok sevindim. Yani depremzede çocuklarımızın hani bir canlı yayında başlayan, rastlantı eseri başlayan bu şeyi pek çok insana dokunacak bir sivil toplum kuruluşuna evrilmesi çok sevindirici. Buradan hepsini tek tek hem Sıla'yı hem İlker Kaleli'yi hem Berfu hem Eser Yenenleri hem de bu işe el atan Ted'i bir kez daha kutlarım. Onun da gerçekten altını çizeyim. Çok sevindiğim bir olay oldu bu. Bir iletişim başkanlığından beni bir şeye davet ettiler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı. Strat.com afet iletişim forumu düzenliyorlarmış. Onlar da bir muhasebe yapıyorlar anladığım kadarıyla. Bu deprem sonrasında neler yaşandı, nasıl yaşandı diye. Kendilerine teşekkür ettim. Dedim ki ya benim katılmam çok zor çünkü gördüğünüz gibi koşturuyoruz. Atina, Sicilya öyle değil tabii ki. İş güç içinde seçimler geliyor. Ama 25-26 Nisan 2003 tarihinde Ankara'da gerçekleşecekmiş. Çok teşekkür ederim davetleri için. Ve de bu konuyla ilgili 9 panel, 7 konuşma 2 gün boyunca sürecekmiş. Kriz yönetiminde teknoloji uygulamalarından medya etiğine, vatandaş odaklı ve katılımcı iletişim yaklaşımına kadar farklı konular tartışılacakmış. Bu da şu anda yapılacak önemli şeylerden bir tanesi. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi seçim heyecanına Türkiye iyiden iyiye girdi. Şimdi seçimlerde de çok kritik bir tartışma var. Bu tartışma alttan devam ediyordu ama yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. Aslında tartışmaya bu yeni AK Parti'nin aslında kendisinin işine yarayacağı bir şeyle başlattığı bir şeydi. Bu arada AK Parti demişken AK Parti'nin bilmem bu 23 Nisan'da yayınladığı reklam filmini gördünüz mü? Durun bir ondan da bahsedeyim. Ondan sonra bu şey meselesine geçeyim. Yüreklerde 100 yıllık Cumhuriyet sevdasıyla şimdi asalım bayrakları diye bir şey yapmışlar. Ve de tam daha önce sizlerle de paylaştığım gibi AK Parti yani Cumhur İttifakı biz işte şunu yaptık, biz bunu yaptık, işte ne bileyim barajları yaptık, TOG'u yaptık, SİHA'ları yaptık gibi bir şeyden milli bir söylemden devam ediyor. Ve de Cumhur İttifakı'nın söylemi 23 Nisan reklam filmine de birebir yansıtmışlar. Bu söylem üzerinden devam ediyor. Bununla da ilgili mesela Deniz ilginç bir şey yapmış, araştırma yapmış. Mesela şu anda hani hangi kelimeler daha çok kullanılıyor diye bakmış. O kelime bulutunu getirdiğinizde görüyorsunuz. Buradaki reklam filmi rastlantı eseri çıkmıyor. Aslında hani 23 Nisan reklam filmi, ne bileyim bakanların konuşmaları, toglarla dolaşmaları, yapılan şeylere baktığınızda hep benzer kelimelerin kelime bulutunda olduğunu görüyorsunuz. O da özellikle bazı kelimeler işte millilik, hani şeylik, ne bileyim biz gidersek istikrar değişir, olmaz gibi bir söylemi hala devam ediyor. Şimdi biraz farklı, dağınık da konuşuyorum ama asıl gelmek istediğim yer bir süredir alttan alta devam eden ve şu anda aslında çok somut iki gazetecinin milletvekilliği yarışında ete kemiğe bürünen bir yer. Konu tipe verilen oylar nereye gidecek? Düne kadar Millet Partisi'ne verilen yani Muharrem İnce'ye verilen oylar nereye gidecek tartışmasını yaptık biz. Çünkü Muharrem İnce inadım inat hem Cumhurbaşkanı adayıyım hem de parlamentoda da açarız diyor. Fakat AK Parti'nin kendi çıkarları için çıkarttığı don sistemi ise pek öyle söylemiyor.
Şimdi düne kadar biz Memleket Partisi üzerinden bu tartışmayı yapıyorduk. Biz böyle hafif bir yayınlarda ben diyordum ki ya tipe verilen oylar peki ne olacak şimdi? Bir yandan Emek İttifakı'yla HDP'nin bir ittifakı var. Yeşil Sol'un ittifakı var ama ayrı listelerle çıktı tip. Tıpkı MHP'nin yaptığı gibi Cumhur İttifakı'nda. Şimdi bu tartışma aslında ilginç bir tartışma. Çünkü bu tartışmaya Pervin Buldan ilginç bir şekilde girdi ve de dün bir mitingde bakın neler söyledi. Dışında geçmeyeceğini herkesin iyi bilmesi gerekiyor. Ancak bazı kafa karışıklıkları yaratanlar var. Evet, şimdi seçimlerde ittifaklar adına seçimlere giriyoruz. Bizim de bir ittifakımız var. Emek ve Özgürlük İttifakı. Başımız gözümüz üstünde yeri var. Ancak Yeşil ve Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP'nin işine yarar. Bu böyle bilinsin, bu böyle algılansın. İttifak içerisinde başka partilere verilen oylar ittifaka yazılmaz. Her partinin kendi hanesine yazılır. O yüzden sevgili arkadaşlarım, başka partiler size hiçbir farkımız yok, bize de verirseniz kazanırız diyenlere sakın aldanmayın, sakın güvenmeyin. Tek adresimiz var. Tek adresimiz Yeşil Sol'dur. Şimdi Pervin Buldan'ın söyledikleri önemli çünkü bugüne kadar çok kibar ve ince bir çizgide gidiyor aslında tiple Yeşil Sol. Yani birbirlerini asla bir herhangi bir kırıcı bir söz söylemiyorlar. Yani Muharrem İnce'nin şu anda şey yaptığını, Millet İttifakı'na yaptığını tip şu anda Yeşil Sol'a ya da işte kendi içinde oldukları Emek İttifakı'na yapmıyor. Nitekim Sırrı Süreyya Önder'in birkaç gün önceki bir yayını izledim. Mesela diyor ki ya onların ayağına taş değmesin ama farklı siyasi görüşlerdeyiz. Şimdi odada bir fil var aslında o ittifakın içinde de. O fil şu ana kadar seslendiremiyor. Önümüzdeki günlerde Babala TV'ye çıkacakmış herhalde tipliler tam kadro. Orada biraz daha şey gelecek ama eninde sonunda bunu konuşmak zorundalar. Yani bir şekilde bir noktada tiple çıkıp şunu demeli. Ya kardeşim bir dakika biz buraya kendi listemize girdik, kendimize güveniyoruz ve de bize oy verin diyecektir. Yeşil Sol da eninde sonunda diyecekti dedi. Şimdi artık bu fiili konuşabiliriz herhalde biraz. Yani bu ne olacak? Çünkü mesela bunun da en somut örneğini mesela İstanbul 2. bölgede iki gazeteci yarışıyor. Hasan Cemal Yeşil Sol'dan 3. sıradaymış. Ben 2. biliyordum. 3. sıradaymış meğerse. Ahmet Şık da tip için 1. sıradan. Yani ve şu anda hani Beyaz Türklerin belki de şey olduğu yerde hani CHP'den sonra en çok oy alması beklenen ya da ilginç bir yarışın beklendiği bir yer. Yani Ahmet Şık seçilirse muhtemelen Hasan Cemal seçilemeyecek. Hasan Cemal seçilirse muhtemelen Ahmet Şık seçilemeyecek. Ya da bir mucize olacak her ikisi de seçilecek. Peki bu durum ne anlama geliyor? İsterseniz Nezihe bir soralım. Çünkü D'Hondt sistemini çok yakından takip ediyor. Ve de şu anda bu tartışmada artık ete kemiğe büründüğüne göre bunu biraz konuşabiliriz. Hoş geldin Nezih, nasılsın? Hoş bulduk Cüneyt Bey, iyi misin, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi özellikle ben hani buraya indirgedim. Yani İstanbul 2. bölge Yeşil Sol'la tip arasındaki çekişme ne bileyim Hatay'da da var, farklı şehirlerde de var, Antalya'da da var. Şu andaki tabloya baktığın zaman sen ne görüyorsun? Hep biz Memleket Partisi Muharrem İnce üzerinden konuştuk ama tipe verilen oylar nereye gidecek? Yani burada aslında iki bakış açısı var. Biri matematiksel bakış açısı, diğeri de aslında siyasetin kendi doğasına içkin bir bakış açısı. Şimdi açıklayayım onları. Matematiksel olarak aslında YSP haklı. Yani çünkü İstanbul 2. bölgede tipin aldığı oylar genellikle yani çoğunlukla CHP ve HDP yani YSP seçmeninden olduğu için onlardan aldığı oy boşa gitme ihtimali var. Çünkü tipin ülke genelindeki oy oranı %1-2 iken İstanbul 2. bölgede elde etmesi gereken oy oranı milletvekili çıkarmak için yaklaşık %3. Bunu elde edemezse tipe verilen oylar boşa gitmiş oluyor matematiksel olarak. Ve İstanbul 2. bölgedeki 1. sıradaki AK Parti'ye de yarama ihtimali var. Bu doğru bir önerme. Ancak biraz daha açar mısın? Yani bu ne demek oluyor? Şimdi hiç bilmeyenler için, D'Hondt sistemini bilmeyenler için. Şimdi sen biliyorsun, ben biliyorum. Öğrendim sağ ol senin sayende ama hiç bilmeyenler için biraz daha hani sıfırdan bir daha anlatır mısın tabii, ikinci bölge tabii, özelinde? Tabii.
Ya şimdi 2018'deki seçimde ittifak usulü oy dağıtımı esası, sandalye dağıtımı esası vardı. Bu şu demekti: Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki partilerden herhangi birisine oy verdiğinizde o havuzda toplanıyordu. Yani o sanki bir partiymiş gibi değerlendiriliyordu ve verilen oylar boşa gitmiyordu. Onun üzerinden dağıtılıyordu sandalyeler. Fakat bu seçimde AK Parti ve MHP muhalefetin çok parçalı yapısından ötürü onların avantajını ortadan kaldırmak için bu ittifak usulünü dağıttı ve partileri birbirine rakip haline getirdi. Yani siz aynı ittifakta girseniz de bu sadece barajı geçmenize yarıyor. Eğer ittifakınız %7'yi geçmişse, evet, siz barajı geçiyorsunuz ve sandalye dağıtımı esasına girebiliyorsunuz. Fakat bu kez şu karşımıza çıkıyor, şu sonuç: İttifak sistemi ortadan kaldırıldığı için siz tek başınasınız, başınıza mücadele ediyorsunuz artık. Yani söz gelimi şunu örnek verelim. İstanbul 2 örneği var tabloda. İstanbul 2'de 27 sandalye var. Don sistemine göre, don sisteminde milletvekili için gereken yaklaşık oy oranı şöyle hesaplanıyor: yüzdelik pay, yani %100'ü o seçim bölgesindeki sandalye sayısına bir ekleyip o sayıya bölüyoruz. Yani İstanbul 2'de 27 sandalye var. 28'e böldüğümüzde 100'ü yaklaşık 3.6'lık bir oran çıkıyor. Yani tip ülke genelindeki %1-1.5 arasındaki değişen oy oranını İstanbul'da %3.6'ya çıkarmalı ki milletvekili kazanabilsin. Örneğin 3.2'de kalırsa milletvekili kazanamıyor ve verilen 3.2 oy CHP ve HDP'den gelen seçmenlerden oluştuğu için CHP ve HDP'nin vekil sayısını da düşürüp, çünkü onların da oy oranı düşecek, ve onların yerine AK Parti'nin bir vekil ya da MHP'nin bir sandalye daha fazladan kazanmasına yol açabilecek bir tablo var ortada. Ancak bu matematiksel bir önerme. Sonuçta siyasetin doğasında da partilerin başlı başına kendisini temsil etme fonksiyonu var ve tip bunu yapmak istiyor. Tip diyor ki ben bir rüzgar yakaladım, bir enerji yakaladım, bir sinerji yakaladım. Ülke genelinde de %1.5'lara doğru yürüdüm. Ben bunu kampanyayla 2.9'a taşıyabilirim. 65 seçiminde Mehmet Ali Aybar'ın tipi kadar oy olabilirim. İstanbul'da da zaten 2.9'un üstüne de çıkarsam, İstanbul ikinci bölge örneğinde, bunu 3.5-4'lere de taşıyabilirim ben ve bir vekil çıkarabilirim. Bu da kimsenin zararına olmaz diyor. Tabii ki bu saygı duyulması gereken bir iddia. Ama AK Parti ve MHP iktidarının yapmak istediği şey aslında şu an gerçekleşiyor. İttifak dağıtımına dayalı olan esası ortadan kaldırıp ittifak içindeki partileri birbirine rakip haline getirip o partiler arasındaki tartışmayı seçim gündeminin ana maddesi haline dönüştürmeyi istemişti AK Parti ve MHP cenahı ve bunu yapmış oldu. Yani Millet İttifakı tarafında CHP ve İYİ Parti bunu biraz daha az sıyrıklarla atlattı ama orada da bir Memleket Partisi krizi yaşanıyor. Bu tarafta da TİP ve HDP arasındaki soğuk savaş artık bir sıcak çatışmaya dönmüş vaziyette. Zaten ama dediğim bu gibi, hayatın doğası gereği dönecek. Çünkü her iki parti de iddialı sonuçta. Yani bugüne kadar birbirlerini hiç kırmadan geldiler ama vazo bir şekilde kırılacak eninde sonunda. Çünkü iki parti de iddialı ve liste çıkarttı TİP. Ki bundan hani Selahattin Demirtaş başta olmak üzere çok büyük huzursuzluk vardı. Biliyoruz çıkartmasınlar diye. Ama bir şekilde dediler ki bizim rüzgarımız gayet net ve de çıkarız. Şimdi mesela TİP İstanbul ikinci bölgede birinci sırada Ahmet Şık var. İkinci sırada da Mısra Öz var. Aslında şu anda TİP'in en önemli isimlerinden, hani bir anlamda hani vitrindeki en önemli isimlerinden bir tanesi Mısra Öz. Ve de buradan hani yarın da Kenan Taş'ın konuğu olacakmış. Onlar da bir şekilde bu tartışmaya girecekler. Öbür tarafta da şeyde kim var bakayım, bir getirir misiniz onu? Yeşil Sol'da Hasan Cemal 3. sırada. Yani Hasan Cemal'in çünkü geçen seçimlerde bildiğim kadarıyla hani 3 HDP çıkmıştı ama o kadar %10 barajı vardı ve herkes ya HDP'ye oy verelim, onları da %10 barajını geçirelim mantığı vardı. Şimdi bu seçimlerde ne olacak emin değilim, o yüzden Hasan Cemal biraz kritik bir yerde şimdi gördüğüm kadarıyla. Örnek vereyim burada. Mesela az önce bahsettik, İstanbul ikinci bölgede tipin oy elde etmesi gereken oy oranı 3.6. Bu Ahmet Şık için geçerli. Mısra Öz'ün seçilmesi için 7'lere ulaşması lazım. Yani 3.6'yı 2 ile çarptığımızda karşımızda %7.2 gibi bir rakam çıkıyor. Ya ben şahsi yorumumu yapayım. Ben Mısra Öz'ün seçilmesini isterim. Hatta 4. sırada da Koray Doğan Urbar, benim arkadaşım, Yeşiller Partisi'nden genel sözcüsü. Ya onu da seçilmesini isterim, ancak hatta Yılmaz Aslan Türk'ü de tanıyoruz yani, o tabii çizimleriyle birlikte, ama
Hani siyasetin doğası bu kadar milletvekili çıkarmak için bir kitle partisi olmanızı gerektiriyor. Tip evet, yani önümüzdeki süreçte diğer seçimlere doğru belki bir kadro kitle partisi olabilir. Yani solun en büyük partisine dönüşebilir. Merkez sol değil ama belki hani merkez solun da solunda yer alan sosyalist solun bayraktarı olarak geniş bir oy oranına ulaşabilir. Fakat bu seçimler o seçimler mi emin değilim açıkçası. Yani Ahmet Şık seçilebilir İstanbul ikinci bölgede. Çünkü şunu biliyoruz. Mesela yani seçilme ihtimali var. Ancak bunlar tabii ki CHP ve HDP seçmenlerinden gelecek kaymalarla olacak. Belki bir ihtimal yeni seçmenler, 2018'de sandığa gitmemiş olan protestocu seçmenler, yani yaşı tutup da sandığa gitmemiş olanlardan bahsediyorum. Buralardan da oy olabilir ama tipin sonuçta ideolojik bir angajmanı olduğu için Memleket Partisi gibi veya diğer İyi Parti gibi ya da CHP gibi ideolojik angajmanı daha zayıf, daha merkez seçmene ulaşmaya çalışan bir yapısı yok. Yani sosyalist bir parti olduğunu zaten deklare ettiği için Türkiye'de de 1980 darbesinden sonra ya maalesef sol siyasetin evet. üzerinden buldozer gibi geçildiği için merkez seçmeni, apolitik seçmeni hitap etmesi çok çok kolay değil. Yani dolayısıyla burada şimdi CHP, TİP ve HDP rekabetli olacak. İkinci bölgeyi verelim. İkinci bölgede mesela Hasan Cemal üçüncü sırada. Cengiz Çiçek, Özgür Saki, Hasan Kaya, Cemal var. Hasan Cemal'in Kaya diye bir ismi olduğunu ben bu yıl bunca yıl sonra ilk kez öğrenmiş oldum bu vesileyle. Bir de Süleyman Soylu var birinci sırada AK Parti'de. Yani AK Parti de asılıyor, burayı bırakmış değil. Hani en güçlü isimlerinden birini ikinci bölge birinci sıraya koydu. Ve de anladığım kadarıyla 108 bin civarında bir oy gerekiyor Ahmet Şık'ın seçilebilmesi için. Evet, evet, yaklaşık o civarda bir oy gerekiyor. Tabii bu oy dağılımına göre değişir. DOM sisteminde partilerin elde ettiği oy oranları ve oy dağılımı o senaryoları değiştirebiliyor. Yani gereken oy sayısını, ama yaklaşık dediğiniz gibi 108 bin, 110 gibi bir sayı gerekiyor burada. Yani... Biz şimdi hep Cumhurbaşkanı kim olacak meselesini konuşuyoruz ama meclis aritmetiği de çok önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı ne yapacağını belirleyecek. Mesela Memleket Partisi'nin durumu ne, tipin durumu ne? Şu anda çünkü iki parti, aslında üç parti. Yani MHP de kendi listesini çıkarttı. Onlarda da kayıp olacak muhtemelen. Değil mi? AK Parti, Cumhur İttifakı'nda şu anda. Benim anladığım kadarıyla AK Parti ile MHP zaten ortak liste yapamayacaklardı. Madem yapamıyoruz dediler, hatta bu çok önceden belliydi. Çünkü MHP'nin bir markası var ve MHP bu markasından taviz vermek istemiyor. Demek ki AK Parti de vermek istiyor, vermek istemiyor. Birçok bölgede de AK Parti MHP lehine feragat edebilirdi. Bunu yapmadılar ve bu çok önceden konuşuldu muhtemelen. Bir sene önceden bunun tedbirini şöyle aldılar. Biz madem bunu yapamıyoruz, biz dezavantajlıysak ona göre de Millet İttifakı'nı ya da muhalefetin elindeki avantajı ellerinden alalım. Yani seçim yasasını değiştirelim. Herkes ayrı listelerle girsin ve kimse avantaj kazanamasın. Çünkü bir öncekinde Millet İttifakı oyu tek birlikte değerlendirilerek CHP ve İYİ Parti oyları birbirine eklemlenerek 19 ilde ekstra milletvekili çıkardı CHP ile İYİ Parti. Bu avantajı ellerinden almak için bence ortak liste tartışmasına itecek bir seçim yasası değişikliğine gittik ve ittifak usulü kaldırıldı. Benim gözlemim o. Şimdi peki, ülke genelindeki oy oranlarından bahsedecek olursak, dediğim gibi tipin oy oranı farklı anket şirketlerine %2 üzerinde gibi gösterilse de o anket şirketlerinde örneklem telefon anketleriyle yapılıyor ve örneklemin %30'dan üzeri üniversite mezunu çıkıyor. Ama Türkiye'deki seçmendeki üniversite mezunu oranı %17. Yani ağırlıklandırsanız bile siz örnekleminizi, yine de eğitimli seçmen lehine bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Ve biz de biliyoruz ki tip seçmeni ülke ortalamasına göre daha eğitimli seçmenlerden oluşuyor. Ve tipin oyu genel olarak anketlerin çoğunda ortalama üzerinde çıkıyor. Fakat yüz yüze yapılan team araştırma anketinde de, farklı anketlerde de benim gördüğüm tipin oy oranı %1,5'lar seviyesinde maksimum. Ve %1,5'la İstanbul gibi çok sayıda milletvekilinin olduğu ve milletvekili çıkarmak için gereken oy oranı ve oy sayısını görece düşük olduğu bir ilde bile %1,5'lar milletvekili çıkarmaya yetmiyor açıkçası. Burada tipin daha çok mücadele etmesi gerekecek. Ama Memleket Partisi'nin durumu biraz daha farklı. Memleket Partisi %7'lerle açtı. Yani %7 ne demek? Hem ülke ittifakta olmadığını biliyoruz Memleket Partisi'nin. Memleket Partisi'nin tipten farkı, tipin %7'ye ihtiyaç duymazken Memleket Partisi'nin %7'ye ihtiyaç duyması. Memleket Partisi %7 ile başladı. Sonraki anketlerde %6'lara, 5'lere düşme eğiliminde olsa da yine de
%5'in altında henüz kalmadı benim gözlemime göre. Peki, yine farklı araştırmalar Memleket daha... Partisi'nin %7'yi geçmesi tip için ne anlama geliyor? Memleket Partisi'nin geçmesi mi? Evet. Tabii yani don sisteminde bir partinin %7'yi geçerken %7'yi geçmesi demek mesela İstanbul'da %7'yi geçerse Memleket Partisi'nin de bir ya da iki milletvekili çıkarma şansı ortaya çıktığı için Memleket Partisi tipin önüne geçmiş olursa tipin de vekilini alabilir. Tabii ki bu tipi dezavantajlı kılar. Yani tipi de kılar, diğer partileri de kılar. Çünkü Memleket Partisi oyunun dışından bir aktör ve herkesin aslında aleyhine bir durum yaratıyor. Burada tabii şu da önemli. Memleket Partisi nerelerden oy alacak? Eğer muhalefet ağırlıklı bir seçmen yapısına sahip olursa, yani CHP ya da İYİ Parti veya başka bir muhalefet partisine oy verecek seçmenler gidip onlara değil de Memleket Partisi'ne oy verirse, tabii ki muhalefet partilerinden oy çekmiş ve onları dezavantajlı kılmış olur. Fakat kararsız seçmenden ya da AK Parti MHP'den daha çok oy alırsa bu kez Cumhur İttifakı'na dezavantajlı kılmış olur ve bence Memleket Partisi çok sürprizleri açık. Yani ben %2'lere düşse de şaşırmayacağım, %7'yi bulsa da şaşırmayacağım. Çünkü tamamen lider kişiliğine göre şekillenen bir durum var ve polemikler çok etkiliyor. Yani Muharrem İnce evet şu an çok iyi gitmiyor olabilir ama bir bakarsanız bir kriz ortaya çıkar Millet İttifakı'nda ya da muhalefet arasında, başka aktörler arasında. Bundan yine Muharrem İnce nasiplenebilir. Bir de Türkiye çok ilginç bir ülke. Yani Allah korusun bir deprem olsa yarın yine belki Muharrem İnce üstün bir performans sergileyecek ve oyunu artıracak. Yani Türkiye'de yarın deprem olmaz diyemeyiz. Böyle bir ülkede yaşadığımız için ben sürprizlere çok açık olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya demek istediğim mesela şu anda Millet Partisi %6,5 alsa, barajı geçemese bir anlamda Cumhur İttifakı'na meclise hediye ediyor. Evet. Çoğunluğu. Değil mi yani şu anda? Evet. Tablo bu yani. Hani daha netleştirmeye çalışıyorum ben. Hani gözümüzde canlansın diye. Yani gidiyorsun veriyorsun ama 7'yi geçemeyince oradan aldığı oy çünkü. %90 şeyden gelecek, CHP'den ve İYİ Parti'den gelecek ve de bir anlamda Cumhur İttifakı'na hediye olarak verecek. Aslında 90 gelmiyor. %50'den fazlası geliyor ama Memleket Partisi'nin istisnailiği şurada. Yaklaşık %30-35'i AK Parti MHP'den geliyor. %40'ına yakını CHP ve yani %40-50 arasında CHP İYİ Parti'nin alıyor. Kalan da yeni seçmenden, 2018'de sandığa gitmeyenlerden, yani farklı kitlelerden tepki oyu alıyor aslında Memleket Partisi. Yani eli Erdoğan'a ya da Kılıçdaroğlu'na gitmeyen farklı cenahlar Memleket Partisi'ne buluşuyorlar. Yani Muharrem İnce bunu şahsıyla yapmıyor. Bu tepki oyunun doğru şekilde kanalize etmeyi başarmıştı Muharrem İnce en başta. Fakat bunu koruyup koruyamayacağını göreceğiz. Diğer slaytlarda da isterseniz bunu konuşabiliriz. Orada konuşalım, onlara da geçelim ekranım. Bir de yani şu konuşuluyor. Bana soruyorlar, ben diyorum ki abi her şey ortada diyorum ama sen daha araştırmalar yapıyorsun. Ne görüyorsunuz siz baktığınız zaman araştırmalarda? Yani bir fark var mı şu anda liderler arasında, yoksa gerçekten ortada mı seçimler şu anda? Yani Kılıçdaroğlu bir adım önde görünüyor açıkçası. Yani ikinci tur sonuçlarına baktığımızda ben Kılıçdaroğlu'nun geride olduğunu gösteren güvenilir bir anket görmedim henüz. Ancak Kılıçdaroğlu çok büyük bir farklı önde değil. Zaten sorun da burada çünkü muhalefet adına. Çünkü Türkiye'de seçim güvenliği yani kesinlikle vicdanları rahatlatacak seviyede değil. Bunu biliyoruz. Bunun üzerine seçim güvenliğini bir kenara koyuyorum. 3.3 milyonluk yani 3 milyon 300 binlik bir yurttaşı seçmen oyu var. Bunun ne kadarı seçime gidecek, ne kadarı Cumhur İttifakı'na, ne kadarı Millet İttifakı'na oy verecek belirsiz. 250 bin yeni yani Suriye doğumlu ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş ve oy hakkı kazanmış veya başka ülke doğumlu olan 250 bin yeni vatandaşımız var. Bunların oy tercihlerini biz anketlerde ölçemiyoruz. Yaklaşık anketlerde ölçemediğimiz ve de depremzede oyları var. En az 500 bin depremzedenin oy kullanamayabileceği öngörülüyor. Bunları topladığımızda kayıtlı seçmenlerin yani 64 milyon seçmenin yaklaşık %6'sı, 4 milyondan fazlasının oyunu biz anketlerde tam tespit edemiyoruz. Bu da tabii ki sonuçları değiştirebilecek büyük bir rakam. Evet. Yani Kılıçdaroğlu tüm bu faktörleri ortadan kaldıracak, kendi lehini ortadan kaldıracak bir oy farkı yaratabilmiş değil. Ancak önde, onu söyleyebiliriz. Peki biraz önce birkaç slide daha var dedin. Orada neye dikkat çekmek istiyorsun acaba? Bizim team araştırma olarak aslında şöyle bir Aksaray modelimiz vardı bizim ilk yayınlarda konuştuğumuz. Evet. Orada ortak listenin önemini dikkat çekebiliriz. Evet. Şimdi Aksaray'da İYİ Parti ve CHP İYİ Parti listesinden girecek ama AK Parti ve MHP ayrı listelerden girecek. Şimdi eğer İYİ Parti ve CHP ayrı listelerden girmiş olsaydı
don sistemine göre 4 milletvekilinin ilk slide'da kalabiliriz. İlk isterseniz. Slide'da kalalım önce. Sonra buna geçeriz. Eğer ayrı listelerde girseydi İYİ Parti ve CHP, AK Parti ve MHP'ye bir vekil hediye edecekti. 3 AK Parti, 1 MHP olacaktı. Çünkü İYİ Parti ve CHP MHP'nin gerisindeler. Ama birlikte girmiş oldukları halde diğer slayta geçebiliriz. Birlikte girdikleri halde bu kez İYİ Parti, CHP ve diğer Saadet, Deva, diğer partiler de bu listeye katılmış oldular. %21.3'e ulaşıyor 2018 rakamlarıyla ve MHP'nin önüne geçiyor İYİ Parti. Ve bunun sayesinde AK Parti'nin vekil sayısı 3'ten 2'ye düşüyor. İYİ Parti de 1 vekil alıyor, MHP 1 vekil alıyor. Yani aslında Millet İttifakı büyük şehirlerde olmasa da böyle birçok taşra ilinde ortak liste stratejisine gidip belki de kendilerine meclis çoğunluğunu, yani muhalefete meclis çoğunluğunu kazandırabilecek bir hamle yapmış oldu. Aksaray örneği bu açıdan önemli. Biz bunu konuşuyorduk zaten. Bu seçimde de ortaya çıkmış oldu yani ortak listelerin sonunda. Evet. Eklemek istediğim bir şey var mı? Team'in projeksiyonu vardı. Kısa kısa gidebiliriz isterseniz. Geçirelim onları arkadaşlar tek tek. Bunu konuştuk. Burada şey ekleyebilirim. Şimdi bu şey demek. Don sisteminde bir milletvekili için gereken yaklaşık oy oranı demek. Toplam sandalye sayısına 1 ekleyip 100'ü 10'a bölüyoruz. Yani 100/36 yapıyorum mesela. 100/37 yapıyoruz İstanbul 1. bölge için. Şimdi milletvekili sayısı çok olunca oy oranı düşük olan partilerin kazanması gereken oy oranı biraz daha düşüyor. Ancak milletvekili sayısı azaldıkça o bölgede, mesela Muğla'da Mehmet Aslantuğ yarışıyor. Mehmet Aslantuğ'un elde etmesi gereken oy oranı 12.5'e kadar yükseliyor. Hatay'da mesela yani %8.3 elde etmek zorunda. Tip örneğinden gidersek işte Ahmet Şık 3.6 aldığı zaman yaklaşık 100 bin kişiyle seçilecekse Mehmet Aslantuğ'un 300 bin hatta 400 bin oy alması gerekiyor. Ya tabii Muğla'daki seçmen sayısı o kadar değil. Muğla'daki evet. 100 seçmenin 13'ünün oyunu alması lazım. Çok evet. Büyük bir rakam. Yani İYİ Parti'yi geçmesi lazım mesela yaklaşık. Yani HDP'yi zaten geçmeli, İYİ Parti'yi de geçmeli. Çanakkale'de yani CHP'ye yaklaşması gerekiyor mesela. HDP ya da yani YSP ya da tip evet. Adayını. Yani muhtemelen seçmen daha stratejik bakacak. Ve küçük illerde muhtemelen ana muhalefet partisine ya da İYİ Parti'ye yönelecek diye ben tahmin ediyorum. İlerleyebiliriz isterseniz. İlerleyelim. Bakalım. Evet, sen bahset istersen, o sırada getirirler şeyden. Tamam. Ortak listelerin öneminden bahsettik. Şimdi Aksaray örneğini özellikle verdim. Çünkü şimdi başka bir şey geldi. İstersen bunun üzerinden konuşabiliriz Nezi. Tamam. Bu team araştırmanın bizim team araştırma direktörümüz Ulaş Tolun Medyascope'da Edgar Şar'la birlikte yaptığı yayından bir ekran görseli aldım. Şimdi başlangıçta yani mevcut oy oranlarıyla Cumhur İttifakı yaklaşık 42-43 bandında eğer tüm listeler ayrı ayrı olsaydı, yani CHP ve İYİ Parti hiç ortak liste yapmamış olsaydı şu an Cumhur İttifakı rahat rahat meclis çoğunluğunu kazanıyordu. Yani 314 sayısına ulaşıyordu. Millet İttifakı 215'te kalıyordu. HDP 71, yani Emek ve Özgürlük İttifakı. Gerçi tip hiç milletvekili çıkaramıyor bizim sonuçlarımıza göre. HDP 71'e ulaşıyordu. Fakat CHP ve İYİ Parti Aksaray gibi birçok ilde, yanlış hatırlamıyorsam 16 ilde ortak liste stratejisine gittiği için, birçok ilde de bu işlerine yaradığı için, az önce Aksaray örneğindeki gibi İYİ Parti'ye ekstra bir vekil kazandırıp AK Parti'den bir vekil götürdüğü için, Aksaray örneğindeki gibi Cumhur İttifakı'nı bu strateji 302'ye çekiyor. Millet İttifakı'nı 231'e yükseltiyor. Doğu illerinde de bazı milletvekillikleri HDP'den yine Millet İttifakı'na geçiyor. Yani ortak listenin faydasını muhtemelen Millet İttifakı. Ama yani Nezih, yani bu gösterdiğin tablo o kadar heyecan verici ki. Yani 3-4 vekille, belki 1 vekille meclis çoğunluğu el değiştirecek. Tabii. Çok kritik bir seçime gidiyoruz. Yani seçim böyle baktığın zaman. Çok kafa kafaya bir seçim. Yani bu seçim 31 Mart 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi gibi. Ben çevrenizdeki tüm kararsızlara ikna etmeniz ve sandıkta da stratejik oy kullandırmanız gerektiğini düşünüyorum, izleyenler için söyleyeyim. Artık hangi tarafı destekliyorsanız. Evet. Yani hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde benzer bir durum var. Hem de mecliste de çok kafa kafaya giden bir seçim yarışı var yani. Kesinlikle öyle. Ve muhtemelen seçim ilk turda bitmeyecek gibi görünüyor. Eğer Muharrem İnce seçimden çekilmezse, ki çekilme ihtimali çok düşük görünüyor şimdilik. Hatta Muharrem İnce çekilse bile Sinan Oğan'a kayabilecek oylar bile seçimi
ikinci tura kalmaya götürebilir ve meclis çoğunluğunu elde eden taraf avantajlı başlayabilir. Ama öyle bir seçim ki bu. Mesela Cumhur İttifakı 301 alsa veya Cumhur İttifakı 299'da kalsa çok da büyük bir avantaj değil. Çünkü hastalık, ölüm veya işte milletvekili transferi gibi durumlarla meclis çoğunluğu yine el değiştirebileceği için. Yani şu anda Amerika'daki kongre gibi bir durumda karşı karşıyayız. Tabii, tabii. Orada da bir kişiyle büyük kritik kararlar alındı, alınamadı. Çok ilginç. Başka var mı grafik sizin projeksiyonunuz? Hatay örneği vardı. Hatay. Evet. Şimdi Hatay'da geçen seçimde AK Parti %36 ile 5 çıkarmıştı, 5 vekil. MHP 14.4'te 1, CHP 30.6 ile 4, İYİ Parti 6.5'te çıkaramadı. HDP 11 oranıyla 1 çıkardı. Şimdi farklı senaryolar hazırlanmış yine team araştırma tarafından. Burada tipin milletvekili çıkardığı senaryoda, en alttaki senaryo bu, %8 alması gerekiyor tipin. Tip milletvekili çıkardığında CHP'nin milletvekilini alıyor. Çünkü şimdi burada satırlar var, 4 tane satır var. En üstte 2018 sonucu var. Altlarda 4 tane farklı senaryo var bu seçimlerde gerçekleşebilecek. Şimdi ilk senaryoda AK Parti 32 alıyor, MHP 7 alıyor, CHP 33, İYİ Parti 10, HDP 8, tip 4 alıyor. Bu tabloda AK Parti'nin bir milletvekili İYİ Parti'ye gidiyor. Çünkü AK Parti'nin oyu düşmüş, İYİ Parti yükselmiş. Bu şekilde sonuçlanıyor. Eğer CHP'nin oyu çıkmış olmasına rağmen alamıyor don sisteminden dolayı. Evet, 4 iken 4 kalıyor. Evet. İYİ Parti daha çok başarı göstermiş. İkinci senaryoda eğer ki tip ve HDP birlikte yarışmış olsaydı 13.1'e ulaşacaklardı muhtemelen. Ve bu senaryoda HDP 2'ye ulaşacakken İYİ Parti milletvekili kazanamayacaktı. Yani Emek ve Özgürlük İttifakı Milliyetçi bir partinin sandalyesini kendi tarafına yazdırabilecekti eğer HDP ve tip ortak liste yapabilmiş olsaydı. Üçüncü senaryoda da şöyle bir olasılıktan bahsettik. HDP ve tipin oyları yaklaşık benzer dağılıyor. Çünkü HDP ile tip, yani YSP ile tip Hatay'da rekabet içinde. İki tarafta 6.4 alıyor. Ve bu de tabloda ise, bu tabloda ise HDP'nin de vekili gidiyor ve bu kez AK Parti'ye gidiyor vekil. Yani tip milletvekili kazanacak seviyeye gelemiyor ama yüksek bir oy oranı elde ediyor HDP'den aldığı oylarla. Yani iki tarafta 6.4 oy oranı elde ediyor. Ancak ikisi de vekil çıkaramadığı için ilk sıradaki AK Parti 32.5 ile ilk sırada olan AK Parti 5'e ulaşıyor. Ve Emek ve Özgürlük İttifakı bu ilde iki vekil çıkarabilecekken, birlikte hareket ederken, etmesi halinde iki milletvekili çıkarabilecekken ayrı ayrı ve birbirine yakın oylarda oy oranı elde ettikleri için hiç milletvekili çıkaramıyorlar ve bir milletvekili de ekstradan AK Parti'ye gidiyor. Eğer ki son senaryoda tip diyelim %8 aldı, HDP de %8 aldı. Bu kez de CHP'den oy almış olacaklar. Çünkü biliyoruz ki bu partiler sol partiler ve oy alabilecekleri tek kanal çoğunlukla merkez sol, yani CHP. CHP'nin oyu AK Parti'nin gerisine düşerse ve HDP ile tip Hatay'da milletvekili çıkarılması gereken %8'e ulaşırlarsa, evet, HDP de tip de birer milletvekili çıkarıyor. CHP'nin oyu bu kez ama aldıkları sandalye ise CHP'den, AK Parti'den değil. Yani CHP 4 ya vekil çıkarabilir. Bu Hatay örneği aslında senin Aksaray örneği kadar net bir örnek, biliyor musun? Yani nasıl, evet, bir kaybet sarmalında. Yani evet, don sistemi nasıl uygulandığında, küçük partiler birbirleriyle rekabet ettiklerinde, Hatay'a gelelim. Yani nasıl aslında, yani hani AK Parti'nin o %32.5'a kadar düşse bile, hatta yani %31.5'a bile düşse yine, yani hani bir milletvekili gidiyor en fazla Hatay'dan. Ki Hatay'da biliyoruz tip yükselecek. HDP zaten yüksekti. Barış Hatay Hatay'dan girmişti HDP listesinden. Ve de bir kaybet sarmalında gidiyor. Aynı şeyi alıp ne bileyim İstanbul ikinci bölgeye de koyabilirsiniz. Başka yerlere de koyabilirsiniz. Aslında Pervin Buldan'ın belki biraz geç bile olsa şu anda altını çizdiği de bu. Yani bize vermezseniz bu iş öyle şakaya gelecek bir şey değil. Kafa kafaya giden bir seçimde çok farklı sonuçlar olur diyor. Şimdi muhtemelen tip de aynı açıklamayı yapacak. Tipin de eli herhalde el var mı toplamıyor. Onlar da seçime bu kadar iddialı girdiklerine göre diyecekler ki hayır, bize oy verin, biz bu şeyi geçeceğiz. Ama bu Hatay örneği, yani oylar düşse bile şu anda öbür taraftaki rekabetten dolayı herkesin kaybettiği bir tablo gösteriyor. Evet, birlikte yarışsalardı iki vekil çıkarabilecekken ayrı ayrı yarıştıkları için belki de hiç vekil çıkaramayacaklar.
Yani burada artık seçime bu kadar az süre kalmışken seçmen nasıl stratejik şekilde yönlendirilir açıkçası bilmiyorum. Burada tek sorumlu da bence tip değil tabii ki burada. Ya yani HDP de belki listelerine daha fazla yer açabilirdi tipe. Aynen. Muhtemelen de tartışma buradan çıktı. Yani çünkü ya iki tarafı da az çok tanıyoruz. Hani ben şahsen de tanıdığım siyasetçiler olduğu için çok da böyle Ya kırıcı ya benim da anladığım kadarıyla üzücü sözler yani söylemek istemem ama yok yok matematik üzücü bunu değil de gösteriyor yani. üzücü değil de HDP ya 2-3 tane size kontenjan verelim demiş. Duyduğum kadarıyla tipte ya o kadar değil bizim çok büyük bir rüzgarımız var. Hani bir 10 ile 20 arasında istemişler. Orada kopmuş hikaye yani. Ama şu anda bu kopan hikayede baktığınız zaman hem HDP hem tip kaybediyor. Yani evet, Nasıl diyeyim öyle bir yani? görüntü var. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Çok ilginç bir seçim yarışına doğru gidiyoruz. Sağ olasın. 15 Tekrar 14 Mayıs gecesi de beraberiz zaten gün ben boyu. Ulaş Tol'a teşekkür edeyim buradan. Direktörümüz o rakamları kendisi hazırlamıştı bir önceki yayın Ben de için. çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Kolaylıklar dilerim. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Aslında yani çok bunlar faydalı oluyor çünkü neyi konuştuğumuzu daha net bir şekilde görüyorsunuz. Neyin üzerine tartıştığımızı. Çünkü mesele hani benim tiple de derdim yok, HDP'yle de derdim yok. Ne, MHP'de şeydi, aynı şeyi daha önce de konuştuk. Cumhur İttifakı da MHP kendisi çıkartmadığı için belki de 10 vekil kaybedecek. Belki de beraber liste yapsalardı. Şu anda hani şu an için söylüyorum. Bir 10-15 farkla meclis üstünlüğünü alabilecekken onlar da şu anda riske soktular. Ama neredeyse bir ya da iki vekille meclis üstünlüğü el değiştirecek. Şu anda yani seçime kaç gün var işte 6'daki 20 gün kala böyle bir seçim yarışındayız. Aynı durum Cumhurbaşkanlığı seçimi için de geçerli. Türkiye tabii ki stratejik oy kullanır, kullanmayı da biliyor. Buna alışkın bir seçmen de var. Fakat bu seçimde şöyle bir şey var. Yani bir sosyal medya ile aslında ana akım medyanın da çarpıştığı bir seçim bu. Çünkü bunları pek çoğunu ana akım medyada göremiyorsunuz. Anlatmıyorlar da. Yani istemiyor stratejik şeye girsin seçmen. Hani ya şu anda hem tip hem HDP'nin rekabeti aslında ikisini de kaybettiren bir duruma yol açıyor. Çünkü her ikisinin de seçmen kadrosu aynı. Aman abicim hiç kimse şey yapmasın, hatta biraz daha fazla yer açıyor olabilir. Bunları bir tek sosyal medyadaki bu yayınlarda görüyorsunuz. Onu da çok net bir şekilde ifade edebilirim. Şimdi ekonomik vaatler pek tutmadı. Mesela makro ekonomide AK Parti hani çeşitli vaatler vardı. Hedef mesela 2023 yılında 2 trilyon dolar seviyesinde Türkiye'nin milli gelirini getirmekti. Şimdi bugün bakıyorsunuz 806 milyar dolar civarında oldu. Ya da işte işsizlik hedefini %5 olarak söylemişti. 2023 hedefleri vardı biliyorsunuz. O grafiklerde varsa getirebilirsiniz. AK Parti'nin böyle bir şey vardı. Şimdi onlar buharlaştı. 2023 hedefleri vardı. Yıllarca bunu dinledik. 2023'te şu olacak, bu olacak. Olmayınca olay değişmeye başladı. İşte işsizlik %5 denilmişti. Şu anda TÜİK'e baktığımızda düşün. TÜİK bile %99,7 diyor ki çarp 5 ile kafadan. Hedef mesela 2023 yılında 25 bin dolardı. Bugün kişi başına düşen milli gelir 10 bin dolar civarında. Böyle olunca da biraz önce reklam filminden bahsetmiştim. AK Parti ve Erdoğan'ın konuşma metni değişmeye başladı. İşte vatan geldi, sevda geldi, Binali Yıldırım aldı bayrağı, şey kürsüsünden İstiklal Marşı'nı okuyor. İşte sevda geliyor, can geliyor. Hani insan hiç vazgeçer mi? AK Parti'den böyle bir şey var. İşte istikrardan vazgeçmeyelim diye böyle bir yeni bir söylemle karşı karşıyayız aslında. Bunun karşılığında da yepyeni bir dil var öbür tarafta. Kılıçdaroğlu dün beyaz gömlekleri giydi. Bir yanına, sağ yanına Mansur Yavaş'ı, bak burası çok önemli. Sol tarafına da Ekrem İmamoğlu'nu aldı ve yine bir video çektiler. Biraz gösterebilirseniz sevinirim. O videoda da işte farklı bir dilden ilk kez biz böyle bir şey anlatıyoruz. Ben size söylemiştim daha önce, bu çok iyi oldu. Yani şu anda Voltron'u oluşturdular demiştim. Gerçekten de onun emarelerini görüyoruz. İşte nasıl halledeceklerini konuşuyorlar, kimin meseleleri. Böyle tablolara alışkın değiliz uzun zamandır. Çünkü öbür tarafta daha çok hani Erdoğan'ın konuşmalarını görüyoruz. Tek başına yaptığı konuşmaları ya da bakanların farklı farklı yaptıkları konuşmaları. Baya bir manidar bir video olarak değerlendirdim. Güzel de bir sembiyotik olarak yani simgesel olarak da çok anlamlı bir video olduğunu düşünüyorum. Kararları ben alıyorum ve de yardımcılarım uygulayacak şeyinde anlamında
Olabilir. Bu arada Kılıçdaroğlu Messi'yi geçti. En büyük rakibi Messi. Alevi videosu çok konuşuldu. Ben hatta tweet attım. O da bayağı 3 milyon kişi falan bakmış. An gelir, paldır küldür, yıkılır, tabular. Çünkü bugüne kadar hep bel altı. Hani ya o Alevi işte ona oy vermezler, mermezler meselesini tam tersine çevirdi. Elbette Erdoğan da işte Alevi Alevi diyor ben de Sünniyim diye tabii ki bu pası kendisi de gole çevirmeye çalışıyor ama bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı önemli bir adımdı. Önemli bir devrimdi diyeyim yani hani. Bu arada TikTok'ta tabii fırlamalıklar ardı ardına geliyor. En son bir tane Mansur Yavaş'ın pası atıp şeye attığı sanırım yapay zeka ile bir video yayınlamışlar. Bu konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu da golü çakıyor. Bayağı paylaşılmış herhalde. Bu bir oyun şeyinden almışlar anladığım kadarıyla. İşte Erdoğan da kalede. Gençler eğleniyor. Yani gördüğünüz gibi. Sevgili halkım. Le Monde'dan bu arada dış basına baktığınız zaman da Kılıçdaroğlu'nun yükseldiğini, Erdoğan'ın böyle bir hedefe konduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Le Monde mesela tam sayfa La Joker de İstanbul diye Ekrem İmamoğlu'nun bir fotoğrafını yayınlamış. Bir başka gazetede Kemal Kılıçdaroğlu var. O da kapaklarda. İşte yumuşak güç bir şekilde Erdoğan'ı indirebilecek mi diye BBC News böyle bir şey yapmış. Şu anda dış basının gözdesi daha çok bu. Meral Akşener'le Dilek İmamoğlu'nun arasından su sızmıyor. En son beraber bir mitingde Halil İbrahim sofrası buluşması altında bir mitingde bir aradaydı. Belli ki Dilek Hanım da Meral Hanım'ı çok seviyor. Pat diye öpüyor. Çok sempatik değil mi? Aralarından su sızmıyor derken bunu kastediyorum yani. Çok sempatik. Bu arada Fazıl Say konuşuluyor. Fazıl Say yeni bir marş yapmış. Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği bir marş var. O yayınlandı. Dinledim ben baştan sona kadar. Ben sevdim. Sözler biraz daha farklı olabilir miydi? Hani evet o tartışılabilir, konuşulabilir. Biraz tiyatral da buldum ama sonuçta benim aklıma şu geldi. Yani bu acaba o bantı alır mısınız bir şey sözlerini bari en azından okuyalım burada. Oğuzhan Uğur da şeyi mi çalıyor, davulu mu? Biraz ona benzettim. Davulcu arkadaşı. Velhasıl şey olmuş. Ben içimden şu geçti ya dedim. Aslında bu tam böyle statlarda çakılır şey yapılacak bir marş olmuş. Hani bu eğer tabii oralara taşınırsa bence bir anlamı var yani. Çok güzel bir ne bileyim Fenerbahçe tribünlerine, Galatasaray tribünlerine yakışır yani. Gol, gol, gol diye çevrilir yani hani ya da ver, ver, ver diye şey olabilir. Neden olmasın dedim kendi içimden. Tabii beğenmeyenler de var. Mustafa Varank demiş ki beğenmedim. Oysa hani ver, ver, ver yerine bence Fazıl Say tok, tok, tok dese. Ben şimdi Mustafa Varank'ı da anlıyorum şimdi bu böyle bir şey çıktı. Tabii ki bu Millet İttifakı'nı seveceği bir şey. O da beğenmemiş. Bence olmamış diye. Bir dombura değil tabii yani şimdi Fazıl yaptı. Dombura olsaydı severdi yani. Hani. Mustafa Varank bunu beğenmedi. Bu arada statlarda çalınır derken bugün Fenerbahçe İstanbul Spor maçına gidiyorum. İlk kez yıllar sonra Mavi de ilk kez gidiyor. Şöyle bir şey oldu. Akşamleyin bakın bakalım bulabilecek misiniz? Günlerdir onun heyecanındayız. Hani çocuklar şeye çıkıyorlar ya sahaya. Mavi'de o şanslı 11 çocuktan biri olacak. Çok heyecanlı. Acaba hangi futbolcuyla çıkacağım? Diye sorup duruyor. Dedim ki kimi istiyorsun? Arda'yı istiyorum. Dedim ki ya zaten Arda senden 7 yaş büyük. Yani 6 yaş büyük. Kaç yaşında Arda? 17 yaşında mı? 18 mi? Arda dedim senden zaten 6 yaş büyük yani şimdi sen kocaman adam oldun. Kura çekiyorlarmış. Ben de heyecanlıyım stada gideceğim. Yıllardır da Fenerbahçe maçı seyretmemiştim. Bu vesileyle İstanbul Spor Derbisi'ni de yerinde takip edeceğim. Bakalım. 18 yaşında işte. Mavi'den 6 yaş büyük yani çok değil ki yani. Evet mesela şey birkaç kişiden ya sözler daha güncel olsaydı ne gerek var diyenler var. Niye böyle bir şey oldu diyenler var. Ben de gayet beğendim oysa. Ne var ki bunda yani gayet.
olmuş durumda. Hani niye bunu illa sen de başkasını yap. Norm Ender mesela demiş ki sözler böyle olmamış. Evet bence de yani başka bir sürü bir şeydi. Norm Ender rapçiler yapsın. Neden olmasın yani? Cezanın mesela Türk Marşı ne kadar yaratıcı ve güzeldi. Tutup tutmayacağını Mustafa Varank değil, Fazıl Say'ın deyimiyle zaman karar verecek. Onu da hep beraber izleyip göreceğiz. Başka bakayım ilginç bir şey var mı? TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı'ndan geçiş sırasında Yunuslar eşlik etmiş. Çok güzel bir görüntü. TCG Anadolu da kimi askerler itiraz ediyor. Ya bunun motoru çalışacak mı çalışmayacak mı nedir ne değildir diye. Ama hükümetin Cumhur İttifakı'nı diyelim. Baksanıza Yunuslar ne kadar güzel şey yapıyorlar. Görüyor musunuz? Küçük böyle dalgaların üzerinde süzülüyorlar. Hükümetin bu seçimlerdeki sahaya sürdüğü silahlardan biri de gerçek anlamıyla diyebiliriz. TCG. Bu da konuşuluyor. Süleyman Soylu Esenler'de bir miting yapıyor. Karşıda da Yeşil Solcular var. Onlar da dayamışlar müziği. Süleyman Soylu da bağırıyor. Türkiye'nin İçişleri Bakanı konuşurken müziği kesmemeye utanmıyor musunuz diye. Evet, Türkiye'nin İçişleri Bakanı ama İstanbul'un milletvekili adayı sonuçta. Yani o da kesmeyebilir şimdi. Orada biraz hatlar karışıyor. Eskiden biliyorsunuz böyle dönemlerde bakanlar istifa ederdi. Ve de yarışa eşit şartlarda gidilirdi. Ama şu anda pek öyle gidilmiyor gördüğüm kadarıyla. Hatlar dediğim gibi biraz orada hafiften karışıyor. Nebati Bey cücük meselesine girmiş. Soğanın cücüğü. Nebati Bey Harikalar Diyarı'nda. Ne demiş şey ne biliyor muyuz o kısmı? Bir ekrana getirelim bakalım. Eyvallah. Şimdi onlar mevsimsel şartlardan dolayı oynayan fiyatlarla soğana oynar. Alırlar soğanı. Şu fiyata gitti. Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya. Soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı ya. Ben de onlara diyorum ki git cücüğüyle oyna biraz. Cücüğüyle. Adamın bütün şeyi şu. Efendim soğan. Ne olacak bu İHA'lar, SİHA'lar, uçaklar, yollar ne işe yarıyor? Ya prebiberek adam. Silifke'nin yoğurdunu Ankara'da, İstanbul'da, çileğini Ankara'da, İstanbul'da yemek için yol lazım, yol. Ama bunu bile bilmezler. Anlamazlar. Onun için biz yolumuza devam edeceğiz. Bir şey diyeyim mi ya? Ne diyeyim yani? Tuhaf bir yarışla karşı karşıyayız. Soğanla tok karşı karşıya yani. Bir taraf soğanın fiyatı diyor, öbürü tok diyor. Ben de bu arada oturdum ChatGPT'nin kurucusunun bir videosunu izledim. Yarım saat. Niye? Bir sürü. O ona bilmem ne yapmış, şunu şunu yapmış videolarını izlemektense biraz ufkum açılsın istedim. Bir TEDx konuşması yapmış. ChatGPT'yi anlatıyor. Bu yapay zekayı. Ve de yapay zekayı nasıl eğittiklerini anlatıyor. O videodan kareler var mı? Yani 2007 yıl önce başlamışlar. Bu ChatGPT, OpenAI firması. Microsoft'un %48'ini aldığı firma. Ve de adamlar işte şey diyorlar. Hatta Economist'in de son bu haftaki kapağını bulabilirseniz ondan bahsedecektim bak biraz. Hep aynı konuları konuşuyoruz. Ufkumuz daralıyor. Bir çocuğu yetiştirir gibi eğittiklerini söylüyorlar. Ve de aslında ChatGPT'nin bütün algoritma, yani algoritma artık pase kaldı. Yani çünkü algoritmada sen bir şeyleri yazıyorsun ve o yapıyor. Bu değil. Bu bir çocuğu yetiştirir gibi yetiştiriyorsun. Tabii orada da şu soru çıkıyor. Kim yetiştiriyor o çocuğu? Mesela diyor ki ya şu anda diyor hani o da diyor ki ya biz toplum olarak yetiştiriyoruz. Ve de doğru soruları bulduğunuz zaman çok farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ve de diyor daha çok başındayız diyor. Sonra TED Talk konuşmasını yaptıktan sonra bir 15 dakikalık Fire Chat var. Orada da bir ünlü bir şey gazeteci geliyor diyor ki yani diyor şu anda masanın üzerinde bir kutu duruyor. Bu kutunun %98'inin insanlık için çok iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Ama %2'den ne çıkacağını bilmiyoruz. Bir Pandora'nın kutusu çok kötü şeyler de çıkabilir. Bu kutuyu açar mısınız diyor. Şimdi kurucusu da diyor ki ben açmam diyor. Ama diyor bu diyor şunun gibi diyor. İnternet girdiğinde diyor insanlığın hızlı gelişimini düşünün. Bilginin dağılımını, gelişmesini. Ve bir şeyi açmak için
5 yıl mı beklersiniz? 500 yıl mı beklersiniz? Yani atlamak için size bir imkan verirse işte 5 yıl sonrasına gitmezsin, 500 yıl sonrasına mı? Dönem 500 yıl sonrasına gitmek istersiniz gibi ilginç ve daha entelektüel bir açılımla yaklaşıyor. Ama gördüğünüz gibi çete bakıyorum. Soğanın fayatı Kılıçdaroğlu bunu dedi. O şunu yaptı. Aynı tartışmalar gidiyor. Ben kime neyi anlatıyorum? Doğu'nun dizisini seyrettim. İlk 3 bölümünü, ilk 2 bölümünü seyretmiştim. Dedim herhalde Doğu'nun bu sene maddi imkanlar kısıtlı 3 kişiyle dizi bitti demiştim. Ama 3. bölüm biraz daha açıldı. O dizinin başında da işte spoiler vermeyeyim ama bu Acun'la yuhalandığı bir bölüm vardı. Ondan bahsediyor. Ben onu hatırlamıyorum. Yeteneksizsiniz. Açtım seyrettim. Doğu'daki özgüven de kimse de yok vallahi yani. Müthiş girmiş şeye. Şeyi hatırlattı biraz. Neydi bizim? Var ya ne zamandır adını duymuyoruz. Kanye West'i. Kanye West de adam kendisi daha böyle müzik stüdyosunda çalışırken yanında bir adam var belgeselini çekiyor. Diyor ki niye çekiyorlar? Ya çok ünlü olacağım o yüzden çekiyorlar. Acun'un programına çıkmış herkese çakmış inmiş Doğu ta o zamanlar. Doğucağı belliymiş o zamanlardan yani. Hani tavsiye ederim Blue TV'de. O da güzel bir tabii ki Gibi'yi seyrettik. Seyrettin mi Gibi'yi son bölümünü? Kafa nakledilen adam. Hay Allah'ım. Nereden buluyorsunuz bunları? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ki. Sinan Oğan'ın bir şeyi var. Dansı mı var? Nerede dans etmiş? Almanya'yı ziyaretine bir dans okuluna gidiyor. Muharrem İnce dans ederse ben durur muyum demiş Sinan Bey. O da bir Kafkas şeyi yapmış herhalde. Hatta İttifakı Cumhurbaşkanı diye baksanıza. Ben de dağlarında karı var, bizde atavarı var. İlkokulda yani bir Kars yöresi, bir Adıyaman yöresi, folklor geçmişimizde böyle çeşitli yöreler var. Bir Van yöresi. Cüneyt Bey, Ali Babacan'ın paylaşımını gördünüz mü diye soruyor Ahmet Yurdagül. Neymiş? Bir baksanıza görmedim. Ayak işlerini seyrettim mi? Henüz seyretmedim. Başka ne var? Biraz böyle chatten bir interaktivite yaratalım şurada. Artvin Atabarı. Tamam Artvin Atabarı. Kars neydi? Hem Kars oynuyorduk hem Artvin oynuyorduk. Chat diyor baş. Arjantin iflas etmiş bu bilgiyi de böyle atayım diyor Cihangir Turgut. Orada da anladığım kadarıyla şey fiyatları, kur fiyatları bayağı sıçramış değil mi? Öyle görüyorum. Peki yarın Kenan Taş'ın çözüm önerisinde programında akşam 18'de Mısra Öz konuk olacak. Belki de bu tipe giden oylar nereye gidiyor meselesine. Tip de topa girecek ve diyecek ki ya bir dakika bize değil onları değil bize verin diyecektir herhalde bir noktada demesi gerek gibi geliyor. Aynı zamanda yarın akıllı zeka ile ilgili bir belgeselimiz gelecek. Aynı zamanda AK Parti'den Eyüp Kadir İnan da İzmir adayı yine Kenan'ın konuğu olacak. Yarın yapay zeka ile ilgili bir belgeselimiz yayına giriyor. Subbi'de yeni belgeseller yayınlamaya devam ediyoruz. Seçim dönemiyle ilgili ilginç bakış açısıyla çeşitli belgeselleri de koymaya başladık. Onlara da bakabilirsiniz. Aynı zamanda da seçim gecesine hazırlığımız devam ediyor. Siz katıl tuşuna basanlar da seçim gecesinde yaklaşık 50 kişiyi canlı yayında konuk edeceğiz. Tabii like sayımız çok düşük. Eğer beğen tuşuna basarsanız algoritma bütün bu yayınlarımızı daha ön plana çıkartıyor. O anlamda bizim için değerli, önemli. Yani üşenmezseniz şöyle yapacaksın. tamam. Biraz daha artıyor. Daha çok insan seyrediyor bu yayınları. Onun dışında katıl tuşunda katıla basarsanız da bu seçim yayınlarını hep beraber hayata geçiriyoruz. Kenan Taş da işte gördüğünüz gibi zor şartlarda Tarun Mina'yı ancak bu katıl tuşuyla gezebiliyor diyebiliriz. İşin şakası bir yana. 14 Mayıs saat 15'ten itibaren bu kafa kafaya gidecek seçim gecesinde tüm hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Bitirmeye çalışıyoruz. O gün beraber olacağız. Yayınımızı da isterseniz bu tanıtımla bitirelim. Yarın saat 12'de Cüneyt kardeşiniz yine karşınızda olacak. Kalın sağlıcakla.
Ne oldu? Girmedi. Bitirin.